Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine İstanbul'dan gelen müşterim. Biz böyle yanık bir saçla başlamıştık her şeye. Bu üçüncü gelişi. Şimdi uçlarından şu kadar bir kısmını, o daha önceki eski yanık parçalanmış kısmını kabaca kestik attık arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız aslında kendi doğal saçını seviyor. Şimdi bayağı bir uzattık o kısmı. Hiç doğal saçına dokunmuyoruz. Güzel ince ince dibe yakın paketler atıyoruz. Ama yoğun değil. Çünkü yoğun sarışınlığı sevmiyor. Hatta daha önceden saçında kopmalar ve katlı kesim olduğu için şimdi aslında saçın tamamı çok şey değil. İşlemli değil. Güzel burayı dibe yakın ombreler yapacağız. Seyrek bir şekilde. Burayı da azaltmayı düşünüyorum en son. Hani buradaki bu turuncu görüntüyü yok etmek istiyorum. Öncelikle paketlerimi atıyorum. Sonra buranın bir çaresine bakacağız. Açıcımı da arkadaşlar hazırladım. 30 volümle. Yine termal kağıtlarım şeyde. Bunu hep soruyorsunuz. Lütfen termal kağıt diye videolara girin sayfamda. Orada nasıl temin edeceğinizi anlatıyorum. Evet arkadaşlar. Tuana devam ediyor. İnce ince paketler. Ben size çekeceğim bir tane. Burada kabul edip yıkat. Evet, bu arada televizyonu eleştiriyoruz. Dibe yakın yapıyoruz. Mümkün olduğunca ince tutan bırakıyoruz. Çünkü müşterimiz doğal saçını seviyor. Yani çok sarılar olsun ama yoğun olsun istemiyor. Bir de külle yapacağız onları. Tuana'nın uzmanlık alanı. Tuana beni geçiyor arkadaşlar bu arada. Kıskançlık ve entrika başlayacak. Arkadan başlıyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru. Ara ara kontrol ediyoruz. Termallerin içinde gördüğünüz gibi görünüyor zaten gidişatı. Çok yüksek volüm girmiyoruz. Uçlarda sarılıklar varsa oralara şey yapmıyoruz arkadaşlar. Çok yüklenmiyoruz. Tersten tekrar kontrol ediyoruz. Değmeyen yeri varsa diye. Böyle çekmek daha kolaymış tabii. Yaparak ben size parça parça çekmeye çalışıyorum ama tabii aynı şey olmuyor. Bu şekilde ince ince alırsanız dibe daha çok yaklaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yoğunluk oldu. Ben size saçı çekemedim işlemin devamını ama söyleyeceğim. Şimdi paketlerimiz açıldı. Temiz bir açılımdan sonra komple taradık. Sadece dipten, dibin bozulmasını istemedik. Dipten belli bir noktaya kadar geçiş boyası yaptık. Bazen soruyorsunuz bana. Normalde açtığımız saçlarda genellikle cilada bu şeye ihtiyaç duymuyoruz. Hani şuradan uca kadar aynı ton açıldığı için geçiş boyasına ihtiyaç duymuyoruz. Fakat bugün Tuana saçın orijinal rengi de bozulsun istemiyoruz ya. Uçlarımız da açık olsun, böyle biraz grimsi olsun istedik. Soğuk bir ton olsun istedik. Diplerine dip geçiş boyası yaptı. 6-0, 6-11 ve 6-1 ile 3,5 volümle. 3,5 volüm kullanırsanız arkadaşlar bu ana ton hiç oynamaz, kızarmaz, bir şey olmaz. Onu da nereden sürüyorsunuz? Dibe getirebilirsiniz de getirmeden sadece şu kısma da sürebilirsiniz. Bir 15 dakika falan tutuyorsunuz. 15 dakika falan tuttuk. Ondan sonra saçımız zaten ıslaktı. Komple ıslatıp tarayıp cilasını yaptık. O 6 ve 6-1'in arkadaşlar koyu olacağını düşünüyorsunuz ya. Uçlar temiz açıldığında sadece grimsi bir yansıma verir. Saçı çok koyutmaz. Şöyle göstereyim. Yani böyle çok açık renkleri bazen arkadaşlar 11'lerle yapılacağını falan düşünüyor. Aslında tam tersi. Bunu 7-11'lerle de yapabilirsiniz. 6-11'lerle de. Saç ıslak olduğu için zaten isteseniz de çok koyulmaz. Sonra biz o arada tabii daha önce böyle yanlarımızı daha tok tutmak için kaynaklarımız vardı. Onları yeniledik. Bakım yaptık. Saçımızın finali bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Müşterim de çok beğendi. O genelde hep koyu istiyordu. Aslında ana şeyi yine koyu. Ama uçlarımızı daha açık olunca daha gösterişli, daha güzel bir saç oldu. Yine baktığınızda koyu görünüyor. Tabii işlemi dediğim gibi her kademesini size çekemedim çünkü yoğunluk oldu. Ama hani en azından şeyi bilirsiniz, gidiş yolunu bilirseniz aynı şekilde çalışabilirsiniz.